ekonominin diliyle karşınızdayız. Piyasalarla başlayacağız. Sonrasında önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Borsaya bakalım. BIST 100 endeksi dünkü kapanış rakamları ekranlarınızda 99.406 puandan dün günü tamamlamıştı. Birazdan da açılışa ilişkin verileri sizlere aktarıyor olacağız. Devam edelim. Döviz cephesinde son durum ne? Dolara ilişkin verileri ekranlarınıza taşıyalım. 5.6771 seviyelerini görüyoruz dolarda. Ufak bir yükselişin olduğunu söyleyelim bu dakikalar itibariyle. Euro ile devam ediyoruz. Euro'da düşüş var. 6.3968 seviyelerinde biliyorsunuz bir süredir 6.40'ın biraz üzerinde seyrediyordu. Euro dolar paritesi 1.1267'de. Hızlıca uluslararası piyasalara da bakalım. Altının onsuna ilişkin verileri açıklayalım. 1407 dolardan alıcı buluyor. 0.22'lik bir artış yaşanıyor. Cumhuriyet altını satış rakamlarına baktığımızda Cumhuriyet altının da 1732 liradan satıldığını görüyoruz. 0.29'luk bir kayıp yaşanıyor. Ve son verimiz gram altın. Altının gramı 256.92 liraya yükselmiş durumda. Burada da 0.31'lik bir yükseliş yaşanıyor. Piyasaları bu şekilde özetledik. Gelelim düne. Dünkü 1000 liranın kazancını ekranlarınıza taşıyoruz sevgili izleyiciler. 4 yatırım aracımız var. Borsa, dolar, euro ve altın. Hangileri kazandırdı, hangileri kaybettirdi hemen ekranlarınıza taşıyalım. Borsaya baktığımızda dün borsada yükseliş vardı. 1000 liranız 1008 lira oldu. Yani 8 liralık bir getiri de bulundu borsa 1000 lira için konuşacak olursak. Peki dolar ve euroya bakalım hızlıca, ikisi de kaybettirdi. Çok olmasa da dolar 1 lira kaybettirdi 1000 lira için konuşacak olursak. Euro da 2 lira kaybettirdi. Yani 1000 liranız dolarda 999 lira olarak geri döndü. Euro için konuşacak olursak 998 liraya düştü 1000 liranız. Ve altın çok fazla kazandırmasa da 1 liralık bir getiri de bulundu. 1000 liranız 1001 lira oldu altında. Dünkü 1000 liranın kazancı bu şekilde tabelaya yansımış oldu. Biz de ekranlarınıza taşıdık.